Peki İsrail ve Hamas arasındaki müzakere sürecinde son durum ne? Şimdi bu sorunun cevabını arayacağız. Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifini arabuluculara sundu. İsrail Savaş Kabinesi ise işte o teklifi masaya yatırdı. Ancak Başbakan Netanyahu bu teklifi gerçek dışı diyerek reddetti. İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı planına ise onay verdi. İsrail ve Hamas Ramazan ayında ateşkes için anlaşmaya varabilir mi? Hamas, Filistinli esirlerin karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmalarını öngören ateşkes teklifini arabuluculara ve ABD'ye sundu. Peki anlaşma kapsamında ne var? İlk aşamada İsrail hapishanelerinde tutulan 700 ila 1000 Filistinli esir serbest bırakılacak. Buna karşılık İsrailli kadın, çocuk, yaşlı ve hasta rehineler özgürlüklerine kavuşacak. Teklif ayrıca İsrail hapishanelerinde ömür boyu hapis cezası verilen 100 Filistinli'ye karşılık İsrailli kadın askerlerin serbest bırakılmalarını öngörüyor. Hamas, anlaşma kapsamında İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini ve Gazze'li sivillerin kuzey bölgesindeki evlerine geri dönmesini de talep ediyor. Katar, Hamas'ın ateşkes teklifini İsrail'e iletti. İsrail Savaş Kabinesi teklifi görüşmek üzere toplandı. Başbakan Benjamin Netanyahu, Hamas'ın taleplerini gerçekçi bulmadığını söyleyerek bir kez daha reddetti. Ancak Savaş Kabinesi'nin İsrail'in pozisyonunu ele almasının ardından, İsrailli delegasyonun ateşkes müzakerelerini sürdürmek için Katar'a gideceği belirtildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yurt içi ve dışından gelen büyük baskıya rağmen Gazze'nin en güneyindeki Refah'a kara saldırısı planından da vazgeçmiyor. Uluslararası baskıları püskürteceğim, Refah'a gireceğiz diyen Netanyahu, İsrail ordusunun kente girme planına da onay verdi. İsrail ordusu operasyona ve sivilleri tahliye etmeye hazır denildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ise Refah'a düzenlenecek kara saldırısının insani yardım geçişlerine engel olacağı, bunun kıtlığa yol açabileceği uyarısını yaptı. Diğer yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD silahlarının Gazze'de uluslararası hukuka uygun şekilde kullanılacağına dair taahhütnameye imza attı. Gallant aynı zamanda ABD'nin destek sağladığı insani yardımların herhangi bir müdahale olmadan Gazze'ye girişine izin vermeyi de kabul etti.